Semra İnce, 1969 İzmir doğumluyum. Hayallerimi gerçekleştirmeyi ilk olarak seçtiğim üniversiteyi okuyarak herhalde başladım, öyle söyleyebilirim. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olduktan sonra büyükşehir İstanbul'a geldim. Burada yine hayalimdeki şirketlerde birer birer çalışmaya başladım diyebilirim. 26 senelik bir kurumsal hayat geçmişim var. 26 sene çalıştıktan sonra, mesleğimi yaptıktan sonra 45 yaşında emekli oldum. Genç bir emekli olarak ikinci hayalimi gerçekleştirmek üzere yola çıktım diyebilirim. Beslenme üzerine olan merakımla bu konuda Amerika'da bir eğitim aldıktan sonra, bir senelik bütünsel beslenme üzerine bir eğitim aldıktan sonra aldığım bilgilerin de sorumluluğuyla Türkiye'de olmayan bir şey üretmeye karar verdim. Biraz araştırmanın sonrasında da 2016 senesinde, bundan 5,5-6 sene önce Türkiye'de olmayan bir ürün üretmeye başladım. Kuru yemiş ve kuru meyveleri bir araya getirerek şu anda çalışanların ve çocukların, aslında tüm insanların hızlı fakat ihtiyacı olan besinleri alabileceği bir ürün ortaya çıkarttı. Başlarda çok küçük, böyle 120 metrekarelik bir alanda bir üretim tesisi vardı. Burada Türkiye'de de ürünün ilk olması sebebiyle çok güzel bir talep gördüm aslında. Pek çok zincirde, kahve zincirinde, market zincirinde ve hatta uluslararası bazı firmalardan gelen taleplerle üretime devam ettim. Fakat o senelerde yurt dışına gittiğim bir fuardan aldığımız taleple Almanya'ya yaptığımız bir bağlantıyla artık bir adım daha büyümemiz gerektiği ortaya çıktı ve tesisi olduğu yerden tam 8 kat daha büyük bir alana taşımak gibi bir adım atmak aşamasına geldik. Şu anda içinde bulunduğumuz tesiste yaklaşık 1000 metrekare bir alan ve kapasitemiz aylık 1 milyon bar seviyesinde. Ve şu anda 8-9 farklı ülkeye ihracat yapar bir pozisyondayız. Artık Türkiye'de de pek çok sayılı yerli ve yabancı zincire, müşterimize ürün satıyoruz ve hatta kendi markasıyla ürünler de yapıyor durumdayız. Bu noktada aslında yola çıkarken hayalim bir dünya markası olmaktı. Bu dünya markası olmak için de gereken her şeyi adım adım yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak yaptığımız çalışmalar bir şekilde meyvelerini gösteriyor. Örneğin bundan 2 sene önce Amerika'da kadın girişimciler arasından, yani yaklaşık 28 tane ülkenin katıldığı kadın girişimciler arasından ürün kategorisinde dünya birincisi seçildik. Ve bu bize aslında arada bir motivasyon kazandırdı. Hakikaten onun verdiği heyecanla ve motivasyonla dönüp yeni ürünler üretmeye başladık. Bir fırın seti kurduk üretim tesisimize ve barların yanına granola ürününü de ekledik. Kurduğumuz ürün gamlarının içerisinde fonksiyoneliteyi de ekleyerek aslında mevcut kuru yemiş ve kuru meyve karışımına bir de gerçekten insanların ihtiyacı olan ve şu anda besinlerle belki de alamadığımız vitamin, mineral gibi ilaveleri de ekledik. Ve bu kategoride de yine Türkiye'de bir ilk olduk. Hali hazırda pek çok yurt dışı ülkede bağlantılar yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu noktada da tamamen bir kadın girişimci olan bu tesiste ki üretim tesisimizde çalışanlarımızın %90'ı kadın. Onları destekleyen, onların ailesini destekleyen, onların kendilerine inancını destekleyen bir şirket olmak üzere hakikaten Türkiye'den bu bayrakla kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. 12 kişilik bir ekibiz. %80'i kadından oluşan bir üretim ekibimiz var. Üretimde 3 ana hattımız mevcut. Kuru yemiş ve meyve barları üretim hattı, granola hattı ve içi dolgulu kuru yemiş ve meyve topları üretim hattı. 2023 senesi başı itibariyle de 4. hattımız fonksiyonel toz karışım dolum hattını devreye alacağız. İdari kısımda ise 4 kişi görev alıyoruz. Üretim, kalite, ürün geliştirme, satış ve pazarlama ve muhasebe fonksiyonlarını kapsıyoruz.
Sağlıklı ve fonksiyonel gıda alanında vizyon ve misyonumuzu rehber alıp siz yatırımcılarımızdan sağlayacağımız yatırımlar yapacaklarımızı 4 ana başlıkta özetleyebiliriz. En başta ekibimizi güçlendirmek geliyor. Burada hem ikinci vardiya üretim hattını devreye almak hem de satış pazarlama ve ihracat fonksiyonlarını içeren arkadaşlarımızı devreye almak ilk söyleyeceklerimizden. Arkasından pazarlama geliyor. Şimdiye kadar tamamen kendi imkanlarımızla çok küçük bütçelerle geldiğimiz bu yerden daha önemli bütçelerle pazarlama faaliyetine aktaracağımız önemli bütçelerle koşarak ilerleyeceğiz. Bunların başında bizim kategorimizin olmazsa olmazı dijital pazarlama geliyor. Bu alanda çok inandığımız ekiplere doğru bütçelerle, doğru yerlere harcanacak bütçelerle çalışmaya başlayacağız. Ayrıca yine yurt dışına açılma kapılarından en önemlisi olan fuarlara katılımlarımızı gerçekleştireceğiz. Şu anda fuar takvimlerine göre, dünyadaki fuar takvimine göre 3 tane fuarı, yurt dışı fuarını bütçelemiş bulunuyoruz mevcut bütçeyle. Araştırma geliştirme tarafında yeni ürün kategorilerinin devreye alınması ve mevcut kategorilerde de yeni ürünlerin devreye alınması faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Dünyada çok değer bulan organik barların üretilmesini hayata geçiriyor olacağız 2023 senesinin başıyla beraber. Buna ilaveten ara öğünler dışında ana öğün olarak da barların tüketilmesini dünyada görüyoruz. Bu ürünlerin üretilmesine başlayacağız. Bar kategorisinin dışında fonksiyonel toz karışımların oluşturulması, protein kurabiyelerin, vegan çikolataların üretilmesi ve devreye alınmasını da sayarsak 5 ayrı alanda yeni faaliyete ulaşacağız. Tüm bunları gerçekleştirirken tesisimize de hem iyileştirme hem de bazı ekipmanların ilavesini de yatırım bütçemizin içerisine dahil etmiş bulunuyoruz.